Şimdi Yunanistan'daki durumu inceleyelim ve sonra da önündeki seçeneklerini biraz daha detaylı ele alalım. Son videoda gördüğümüz gibi Yunanistan vergi gelirlerine oranla çok fazla harcama yapıyordu. Bunun sonucunda da bütçe açıkları meydana geliyordu. Ve bu açıklar birikiyor ve milli borcu artıyordu Yunanistan'ın. Her şeyi daha da kötüye götüren sebepse Yunanistan'ın yıllarca bunu bazı muhasebe hileleriyle kapatmaya gayret etmiş olmasıdır. Çünkü ne kadar borç yükü altına girebileceği konusunda Avrupa Merkez Bankası'nın kuralları vardı. Bu sebeple bu kuralların uygulanmasından kaçınarak harcamalarını finanse etmek amacıyla borç almaya devam etmeye çalışıyordu. Ardından son birkaç yılda her şey ortaya çıktı, hileler anlaşıldı ve bunlar anlaşıldığında insanlar da yapılan sahtekarlığın farkına vardılar ve daha da önemlisi, bilinenden daha fazla kamu borcu olduğu anlaşıldı. Yani ülke, yükümlülüklerin açıkça görülmemesi ve bunların şeffaf şekilde piyasada ortaya konmaması için çaba harcıyordu. En önemlisi ise bu borç yükünün çok fazla olduğu gerçeğinin anlaşılmasıydı. Bu da insanların ülkenin yükümlülüklerini gerçekten yerine getirip getirmeyeceği konusunda temkinli hale getirdi insanları. İşte böylece yatırımcının, burada yatırımcı dediğimde Yunan tahvillerine yatırım yapacak kişileri anlayacaksınız. Evet, nerede kalmıştık? İşte böyle yatırımcının, yani Yunanistan'a borç verenlerin güven seviyesi geriledi ve daha yüksek faiz beklemeye başladılar. Doğal olarak her şeyi daha da kötüleştirdi. Şimdi sadece var olan yükümlülüklerini yerine getirmek için harcama yapmaya devam etmeye ek olarak var olan borcun finanse edilme maliyeti ve harcamayı bu seviyede tutabilmek için almak zorunda oldukları yeni borcun maliyeti de yükseldi. Bu sadece borç balonunun daha da ileri aşamaya taşınmasına meydan verdi. Son videoda birkaç seçenek gördük. Özellikle kemer sıkma hakkında ne söyledik onu hatırlayalım. Gelirleri artırmayı ya da harcamaları azaltmayı deneyebileceğiniz ama insanların harcama tarafına yoğunlaştığı durumu bir de düşünelim. Sadece harcamalar ciddi bir şekilde kesilse ne olur? Ama gerçekten son noktaya kadar. Şimdi burada birkaç sorun var. Bunlardan ilki, bu halkı pek memnun etmeyecek ve daha büyük sorunsa zaten durgunluk içindesiniz. Bu yaptığınız durgunluğu daha da şiddetlendirecek. Açıkçası bu geçmişte popüler değildi. Hiçbir zaman da popüler olmadı ama zaman geçtikçe popülerliği daha da azalacak. Çünkü Yunanistan zaten birkaç kez bu kemeri sıkma paketlerini uygulamıştı. Yani bu yeni bir sorun değil, zaten birkaç kez küçük miktarlarda mali yardım da almıştı. Mali yardımın ne anlama geldiğini daha sonra anlatacağım. Bu paketin bir parçası olarak onlara mali yardımlar yapanlar gözünden olaya bakalım. Size bir şey vereceksek ve bizim vergi mükelleflerimizin parasını size yardım için kullanacaksak harcamalarınızı kısmak zorundasınız. Şimdiye kadar kemer sıkmanın her aşamasında ne oluyor? Gerçek olan şu ki, kemer sıkmak ekonominin daha da yavaşlamasına sebep olmuştu. Durgunluk genişlemeye devam etti. Genel kanı ise hükümet harcamayı ciddi manada kısarsa zaten yavaşlamış olan ekonominin daha da yavaşlayacağı yönündeydi. Aklınıza gelebilecek diğer soruysa, Yunanistan neden borcu ödemeyi kesmiyor? Neden borcu zamanında ödemekten vazgeçmiyor? Bu şu anlama gelir, üzgünüz yatırımcılar, bu zarara katlanmalısınız, biz artık borcumuzu ödeyemiyoruz. Gelenden çok harcarken ve bütün yükümlülükler euro olduğunda da ortaya şu sorun çıkıyor. Kendi para birimi yok, eğer borçlarını ödemekten cayarlarsa, onlara borç veren insanların keyfi kesin olarak kaçacaktır. Daha sonra bu kişilerin Yunanistan'a daha fazla borç verme ihtimali kalmayacaktır ve Yunanistan'a borç olarak daha fazla euro verilmezse Yunanistan euroları eskisi gibi harcamaya devam edemeyecektir. Çünkü emekli maaşı, işsizlik sigortası gibi bütün yükümlülükleri euro olarak ödemeyi taahhüt ediyordu Yunanistan. Eğer ödemekten vazgeçerlerse, bu yükümlülüklerini yerine getirmek için daha fazla euro borç alamayacaklar ve
Bir kez daha bu bir çeşit çok hızlı ve sert bir kemer sıkma olacak. Çünkü finanse etmek için dahi para bulunamayacak ve bu bir anlamda hükümetin iflas etmesidir. Sonuç olarak burada görülen iyi bir seçenek değil. Şimdi üçüncü seçeneğe bakalım. Bu Yunanistan'ın uygulaması en olası olan gibi duruyor. Yunanistan parasal bağımsızlığa sahip olmuş olsaydı ne yapabileceğini değerlendirelim. Eğer yani kendi para birimine sahip olsaydı. Bunu tamamen varsayım olduğunu ne olur aklımızdan çıkarmayalım. Euro'ya geçmeden önce Yunanistan'ın kendi para birimi vardı ve adı da drahmiydi. Şimdi de kendi para birimine sahip olsaydı bu durumda ne yapabileceği hakkında düşünelim. Bu o kadar açık değil çünkü Yunanistan Euro bölgesinde ve bu bölgede bulunduğundan geçmişte çok düşük maliyetlerle borçlanabiliyordu. Durum bu olmasaydı, yani kendi merkez bankası olsaydı, evet şimdi yalnızca bunun üzerinde düşünelim. Bunlar son videomuzdan bazı istatistikler ve eğer kendi merkez bankasına sahip olsa, bunu net şekilde açıklayayım, bu tamamen varsayım, Yunanistan'ın şu anda kendi merkez bankası yok. Bütün Euro bölgesi ülkeler için Eurolar Avrupa Merkez Bankası tarafından basılıyor. Herhangi bir ülke tarafından değil ama Yunanistan'ın kendi merkez bankası olduğunu farz edeceğiz. Yunan Merkez Bankası. Kendi parasını basan, adına da yeni drahmi diyelim. Böyle bir durumda Yunan Merkez Bankası drahmi basmaya başlayabilir ve bu drahmileri devlet tahvili almak için kullanır ve bu şekilde para basarak ve devlet tahvili alarak hükümete borç vermiş olur. Hükümete borç veriyor ve hükümet de bu sayede çeşitli yükümlülüklerini yerine getiriyor. Şimdi bu durum çok uygun görünebilir. Hükümetin bir kurumu ya da hükümetle alakalı bir kuruluşa para basıyor olabilir. Hükümete borç veriyor, yükümlülüklerini finanse ediyor. Hemen şunu söyleyebilirsiniz. Tamam da bu şekilde rastgele para basarsan bu enflasyona sebep olmaz mı? Bunun cevabı çok basit, muhtemelen sebep olacağıdır. Eğer Yunanistan'ın içinde bulunduğu gibi belirsiz bir durumdaysanız aslında bu bir çözüm olabilir. Her şeyden önce enflasyon o kadar da kötü bir şey olmayabilir. Şu anda ülke derin bir durgunluk yaşıyor ve ortada kullanılmayan bir kapasite var. Dolayısıyla fiyatlar çok fazla artmaya da bilir. Genel olarak enflasyon oranları aşırı dramatik değildir. İnanılmaz düşük ya da inanılmaz yüksek olduğu durumlar pek yoktur. Yani aşırıya kaçmadıkça biraz olabilir. Hiperenflasyon olmadığı sürece kaygılanmanıza gerek yok. Daha da önemlisi, hükümet makul bir enflasyon oranı ister. %100 veya %1000 değil ama yıllık enflasyon %10, %20 veya %30 civarında olabilir. Yunanistan'ın bu farazi durumunu göz önünde bulundurursak, bütün yükümlülükleri euro cinsinden olmayacak, drahmi olacak ve şöyle bir dünya farz edin, farazi Yunanistan hakkında konuşalım. Olayların aklımızda daha kolay canlanması açısından farazi sayılar kullanacağım. Yunanistan ya da herhangi başka bir ülkeyi alalım. Gayri safi milli hasılası %100 olsun, %100 drahmi, yıllık belli ödeme yükümlülükleri olduğunu düşünelim. Parasının 10 milyarlık kısmı diyelim. Yunanistan'ın yükümlülükleri euro cinsinden olduğundan durumu değişik ve diyelim ki borç yükümlülükleri bulunuyor. Bunun 150 milyar olduğunu farz edelim. Ve yine diyelim ki yıllarca para miktarını artırdınız ve enflasyon ortaya çıktı. Ve yine tekrar ediyorum, birkaç yıl %100 enflasyon oranınız oldu ama reel olarak gayri safi milli hasılanız değişmedi. Böylece reel manada artık aynı miktarı üretiyorsanız ve %100 enflasyon oranınız varsa gayri safi milli hasılanızın nominal değeri 200 milyar olacaktır. Mal ve hizmetlerin miktarı aynı ama her şey iki katına mal oluyor, yani toplam 200 milyar. Eğer enflasyon etkisi olmasaydı hala 100 milyar olacaktı. Enflasyon nadiren iyi manada kullanılır ki Yunanistan açısından da bu durum iyi olacaktır çünkü yükümlülükler hala 10 milyar olacak. Hala diyeceksiniz ki size 10 milyar ödeyeceğim, gerçi bu 10 milyarla insanlar daha önce satın aldıklarının ancak yarısını alabiliyor olacaklar. Politik olarak bunu yapmak bir anda insanlara maaşlarını yarıya indirdiğinizi söylemekten iyidir.
maaşları yarıya indirmek politik intihar olacaktır. Yükümlülükleri şişirmek, nominal olarak aynı meblağı ödüyormuş gibi görünebilirsiniz ama daha az satın alarak biraz daha uygulanabilir duruyor ve borç yükümlülüklerini gözden geçirmek de aynı şey. Borç yükümlülükleriniz değişmeyecek, borcunuz hala 150 milyar ama gayri safi milli hasılaya oranla borcunuz yarıya inmiş olacak ve bu gerçekten uygulanabilir bir çözüm. Bu farazi durumda da yükümlülükleri şişirmek hükümet için muhtemelen en iyi çözüm yolu. Burada bırakıyorum, bunların üzerine düşünürsünüz, ardından da bu durumda Yunanistan'ın gerçekten ne yapabileceği hakkında konuşuruz. Bütün dünyanın Yunanistan'ın durumundan niye bu kadar korktuğunu anlamaya çalışırız. Nispi olarak küçük bir ülke ama neden bütün Euro bölgesi bu kadar korkuyor? İnsanlar Yunanistan'ı bu zor mali durumdan kurtarmak hakkında neden bu kadar çok düşünüyor? Bunun daha geniş global pazarda ne gibi etkisi olur? Şimdilik burada bırakıyoruz. Bütün bunlar hakkında düşünün lütfen.